Radyo günlerindeyiz. Neredeyiz? Dente havalandırmadayız. Recep abinin muhteşem yerinde, muhteşem bir atmosferde Fatih Buhara Benzek abimizle yine aşkı, şiiri, sevdayı, insanı, manayı, hikmeti konuşmaya devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Geçtiğimiz günlerde bir yayın yapmıştık. Fakat Fatih abi, geçtiğimiz yayında biz sıkça Müjgan'dan bahsettik. Bana da çok tepki geldi. Yani Müjgan, Müjgan dediniz. Fatih abi Müjgan'ı okumadı dediler. Eğer lütfedersen Müjgan'la başlayalım Fatih abi. Olur. Ama öncelikle şunu ifade edeyim. Bu sualle de çok karşılaşıyorum. Buradan da bunu söyleyeyim. İşte benim şiirlerde yani maalesef Mehlika, Olena, Rosalina, işte Müjgan, Olena gibi isimli şiirlerle bilindik. Başka şiirlerin olduğunu da söyledim ama bu üzerimize kaldı. Yani diyorlar ki işte abi hocam işte başka isim yok muydu Olena, Rosalina, işte Müjgan diye. Bunu şunun için söylüyorum, bu isimleri veriyorum. İnanın ben de biliyorum Zeynepleri, Ayşeleri, Fatimaları, Merveleri. Ama şairim, şair diyorlar. Nihayetinde beşerim. Yanlış bir şey de yazabilirim. Onun için yanlış bir şey yazarım da Ayşeler, Zeynepler, Merveler incinir diye Olena diyorum, Rosalina diyorum. Şimdi sizin hayatınızda Olena diye bir tanıdığınız yoktur muhtemelen. Evet. Benim de yok. Onun için bu isimleri kullanıyorum ki kimse böyle şey zan altında kalmasın, tamam, incinmesinler diye. Merve var yani benim hayatımda. Başımın tacı. Eyvallah, selam sebebi olsun. Varlığım, evet. Allah muhabbet versin inşallah. Tamam. Efendim, yani evet, şimdi en sonunda Müjgan demiştik. Hani Müjgan ismi böyle dikkat çekti. Daha kısa oldu ama hani hep de benim söylediğim bir şeydir. Yani şiir uzun lafın kısasıdır derim. Ne kadar kısa, çünkü dert çok. Dert geniş, büyük. Acının tarifi ne kadar anlatılabilir bilmiyorum. Zaten bir insan da acı çekmeden, yani acı istemeden sahip olacağı tek şey lahmacundur abi. Acısız olsun der, anca lahmacun yersin yani. Bir şeyde de bir karakteri olacaksa, bir tesir olacaksa bunun mayasında da biraz acı var, biraz hüzün var, biraz dert var. Müjgan da onlardan biri oldu. Çok da beğendi dinleyen insanlar. Yani aslında benim ne zamandır kaleme alıp da nihayete erdirmediğim bir şiirdi o benim. Belki 2 sene önce falan yazmıştım ben onu. Ama bugüne nasip oldu. Yani bir betimleme de var. Yok yok değil. Hani şey vardır böyle, şair milletinde olduğu yeri değil de bazen olmak istediği, yaptığı, yaşadığı değil de yaşamak istediği şeyleri yazmaya kalkışır. Onun için denmiştir. Yani sanma şair sözü doğrudur diye. Yalan da vardır, yok değildir. Ama ben ondan kaçmaya çalışıyorum yani. Kendi duygularım. Yine hep söylediğim üzere benim şiirlerimi okuyan insanda, gençlerin tabiriyle, böyle kafada klipler dönsün, böyle bir hayal olsun. Yani bir mısra okuduğu zaman o gözünde canlansın isterim. Müjgan da öyle olduğuna, yani arkadaşların, takip edenlerin yorumlarıydı bunlar. Dinleyenler isterseniz bir klip çevirsin. Yani şöyleydi. Müjgan'ı görmüşler dün akşamüstü. Karalar giyinmiş, belli ki dertli. Beni sormuşlar, tutulmuş dili. Müjgan sigaraya başladı diyorlar. Gülmedi ondan sonra ne bahtım ne yüzüm. Gün gün sarardım, dalımdan düştüm. Nereye baktıysam hep onu gördüm. Açtığı yaralar kapanmıyor demiş. Demedim mi sana akıl ermez aşka. Sonradan vurur hep dilinde keşke. Beni merak edip de kendini yorma. Hoş olsun gönlün yar dediğinle. Bilirsin Müjgan, gönlüm senindir. Kavuşmak olmasa da hasret bizimdir. Tuttuğun bardakta çayın benimdir. Başındaki dumana kurban olayım. Yaktığın ateşlere hayran olayım. Eyvallah. Diye şiirdi. Yaktığın ateşli başka bir şiir var mıydı? Sizin öyle bir şeyiniz var mıydı? Sanki tını şey geldi. Yaktığın ateşe kurban olayım. Başka onu, ateş yaktıran var mıydı böyle bir şiirinizde? Yakacaksan eğer bir şeyim, defterimi yak. Beni yakma Rabbim. Madem görünmüyor yanımda şeyhim, söyleyin bana içimden bakan kim? Diye görünmüyor şeyhim diye bir şiirim vardı, onda geçiyordu. Bu yangınlar, biraz önce söylediniz ya, işte isimlerden yola çıkarak. Bu yangınlar şehvet
barındırmıyor. Ari bir yangın mı? Şiirdeki bu isimler, şiirde şehvet içermeyen şeyler değil mi? Bunlardan ari mi? Tabii. Yani bak, güzel bir yere geldi. Şu zamanda da konuşulması gereken bir şeydir. İşte hep de benim üzerine bastığım bir şeydir bu. Yani şiir yazıp kenara oturmak doğru bir şey değildir. Onun izahatını da yapmak durumundasın. Gerçi şöyle de bir şey de vardır. Her şiirin de şairi izah etmek durumunda da değildir. Yani hangi duyguyla yazdığını ancak kendisi bilir. Benim yıllar önce bir nasihat aldım ben birisinden. İnanın benim hayatıma çok dokunmuştu bu. Hapishaneden yeni çıkan bir abi vardı. O zaman 15-16 yaşlarındayım. O yaşlarda askere giden gelen kişiyle ve hapisten çıkan adama bir ilgim vardı. Merak ediyordum yani. Hı hı. Çünkü bilmediğim bir şey. Yaşını kurtarmıyor, gitmemişsin. Hayat görmüş bir şey. Tabii yani. O hapisten çıkan abinin bir gün yanına gittim. Herkes tanıyor, biliyor. Tabii o zaman hani gençsin, ergensin. Sorulmayacak bir soru adama yönelttim ama iyi ki de sormuşum. Buradan da meraklılarına da duyurulur yani. Dedim ki, abi dedim, niye girdin sen içeri, ne yaptın dedim. Bana şöyle bir bakış attı. Dedi ki, kardeş dedi, hayatta dedi iki soru iki kişiye sorulmaz dedi. Nedir abi dedim. Bir dedi, şair adama dedi, kime yazdın, neden yazdın diye sorulmaz dedi. İkincisi de dedi, hapisten çıkan adama niye girdin diye sorulmaz dedi. Birincisi dedi, sorulan dedi, kişiyi dedi mahcup eder. İkincisi de dedi, sorduğu kişiyi dedi üzer. Hmm. Dedi bu soruyu sorma. Bak hiç unutmam adam dedi. Doğru. Şimdi adam hapise girmiş, bir sebepten girmiş. Adama itiraf ettirmek durumunda kalıyorsun. Evet. İkincisi de şimdi şair adama niye yazdın? Sana ne, niye yazdım? Yazdım işte yani bir şekilde yazıldı bu. Onunla benim aramda. Onunla benim aramda yani. Muhatabı kimse onun arasındadır. İnsan da kendisine düşen tarafını alır. Kendisine yansıyan tarafını alır. Onunla beslenmeye çalışır. Dediğiniz gibi yani hayatında bir kaidesidir bu. Sosyal hayatta bu olması lazım. İnsanların çoğunun karıştırdığı iki hassas bir kavram vardır. Bu hayatın her tarafına yansıyabilir. Yayabiliriz bunu. Nedir bu? Aşk ile şehvet. Bu iki duygu çok karıştırılır. İnsanlar şehvet duygusunu aşk zannediyorlar. Başka arzu ve isteklerin içerisinde olan insanlar buna aşk gömleğini giydiriyorlar. Bu çok yanlış bir şeydir. Şehvet denildiği zaman da akla bir tek karşı cinse olan ilgi alaka gelmesin. Dünyaya çok meyletmek de şehvettendir. Uzun emel de şehvettendir. Bir şeyi çok istemek de şehvettendir. Kendisinden gayrı ne varsa yok saymamak da şehvettendir. Allah'ın murad ettiği emir ve yasaklarına uymamak da şehvettendir. İsmi şehvet gibi görünür ama nihayetinde ona çok ilgi göstermektir. Asıl olan bir şeyi unutup vesile olduğunu zannettiği şeye bel bağlamaktır. Bak şimdi başka bir kapı açıldı. Bu da bir hastalıktır. Bir şeyin vesilesine olan itimadımız Allah'a olan inancımız geçmeyecek. Geçmemeli. Adam bir şey yapacak ya, bu vesile diyor. Vesile de kardeşim, vesile de kaldın, haberin yok. Neredesin Allah'a olan inancın? Vesile insanı rahatlatmaya yeter. Kendini kandırırsın. Ama asıl olan şeyden uzaklaşıyorsan o vesile adamın başına bela olur. Adamı çok ciddi oyalar. Ve asıl olan şeye gitmek de insanı engeller. İşte bu şehvet dediğimiz şey de, aşk dediğimiz şey de o kadar çok birbirine karıştırılıyor ki nihayeti olmayan, uzun soluklu olmayan şeyler aslında hep şehvetin barındırdığı şeylerdir. Günübirlik şeylerdir, anlık şeylerdir. Ve bu anlık şeyler de insanın içinde bulunduğu cevheri görmesine engel olur. Ve bu cevher de nedir? Ulvi değerlerin içinde gizli olan bir şeydir bunlar. Dünyaya neden geldiğini hatırlamak ve nereye gideceğini bilmek insanın ulvi değeridir işte. Şehvet barındırmayan şeydir. Aşka gidiyorsan bundan önceki programda konuşmuştuk ya, Yunus Emre Hazretleri gibi ceset denen bedenden gayri ne varsa hepsini yaktı içinde. Uzun emeli yaktı. Tüylemel yok. Tüylemel yok. Yarını kibir yaptı. Yok, kibir yok. Yok, riya yok. Hiçbir şey yok.
Ve bunun alameti ne? Bugüne kadar hala konuşuyorsan o hakikaten olmuştur. O ermiştir yani. İşte ermek demek de böyle bir şey. Hani gerçi hep söylerim, ermek diye bir şey yoktur. Hani artık milletin diline pelesenk olmuş. Ben gülüyorum artık onlara. Niçin? İşte ya vuslata ermek derdimiz. Vuslata ereceğiz. Yahu kardeş, vuslat ne ya? Şunu bana bir anlatsana sen. Böyle gidip sarılacağın bir şey mi? Böyle merhaba edeceğin bir şey mi vuslat dediğin şey? Vuslat diye bir şey yok. Hadi senin dediğin olsun. Yahu vuslata erdin. O efendi hoş geldiniz. Siz çok kabiliyetli misiniz? Vuslata erdiniz. Fakat bu olmadı. Sizi tekrar bir başa dönün bakayım derlerse ne yapacaksın? Olmaz abiciğim. Vuslat diye bir şey yok. Vuslata ermek yok. Yolunda olmak var. Onun izini sürmek var. Zaten biz bunu beşeri, insani bir değerlerle, insani ölçülerle değerlendirdiğimiz için, yani adam bir yerden bir yere gidecek, birine kavuşacak, işte vuslata ermek diyor. Allah'a da böyle bir şey zannediyor. Öyle bir şey değil. Kibini yerlere atıp da Akşemseddin Hazretleri gibi oradaki köpeğin kabına eğilmektir aslında. Ya, tabii kendi, yani vazgeçmektir. Yani şimdi beni çok etkilemiştir. Hani yanmak dedik ya, şimdi Fuzuli'ye bakıyorsun, su kasidesi okumuş. Yani çok Allah için, çok ağladığı için bir şelale düşünün. Şelalenin ardından bakan kişi her şeyi su görür. Gözyaşlarından. Şimdi Şeyhülislam Yahya Efendi'ye bakarsın, aşktan, ateşten bahseder. Adam yanıyor. Yandığı için ateşten konuşur. Herkese sirayeti farklı olur. Şimdi iki gözüm Aziz İmam Tüdahi Hazretleri, dedik ya terk etmek, bırakmak, şehveti arzuları bırakmak, her şeyi, her şeyde Allah'ı bilmek, Allah'ı görmek, Allah'a yakinliği kazanmak dertleri olduğu için bize şu an çok uzak gibi geliyor bu şeyler ama öyle değil. Aziz İmam Tüdahi Hazretleri'nin o güğüm hadisesini herkese malumdur. Evet. İftadi Hazretleri'nin hizmetinde. Evet, İftadi Hazretleri'nin hizmetindeyken abdest suyunu ısıtmakla görevli her sabah. Bir gün uyutuluyor. Aslında uyuyakalıyor ama uyutuluyor aslında. Artık orada bir işte ermişlik, bir yere gelmek, kemal olmak noktasında olduğu için onu yaşaması durumunda kalıyor. İşte sabah bir uyanıyor. Şeyhi merdivenden aşağı iner. Bu kalkar ki daha ateşi yakmamış, güğüme su koymamış falan, bir telaş. Ne yapacağım ben diyor. Suya, güğüme suyu koyuyor. Sinesine sarıyor. Diyor ki ya Rabbi, ben bu diyor soğuk suyu üstadıma nasıl veririm? Güğüm sinesinde mübarek geliyor. Evladım dök şu suyu diyor. Söyleyemiyor efendim diyor. Oğlum dök şu suyu diyor. Artık güğümü çıkarıyor, böyle döküyor. Su ateş gibi yanmış. Elini çekiyor mübarek. Ve diyor ki Mahmut diyor. Bu su diyor onun ateşinde değil. Gönül ateşinde ısınmış. Bizi de yaktın diyor. Eyvallah. Gördün mü adam nasıl yanarmış? Bunu dinli, gören, izleyen adamların şimdi belki de kafası güğümdeki su nasıl ısındığına kafasını karıştırıyor ama ısınır. Öyle bir ısınır ki bu gönül dediğimiz şey, bu başka bir şey yani. Çünkü niçin? Yani bu bir söylenip de geçilesi bir şey değil ya. Su da yanar, toprak da yanar. Nurullah Genç büyüğümüzün de dediği gibi değil mi? Tabii, orada bir tabii. Şey var. O şiirde hafızanızsa ise birazdan alayım efendim. Olur. Lütfederseniz. Olur, evet. Yani işte o kadar güzel de bir ifadedir ki o yani. Hani yanmak dediğimiz şey illa insan yanmasının alameti başında ateşler çıkması falan değildir yani. Ama ben size daha güzel bir şey söyleyeyim. Yani yanmak denildiği zaman işte insan ne için, kime yanıyor? Eğer bu Allah aşkıysa, Allah aşkıysa bu, bunun tezahürü nedir? Bunun tezahürü Allah'ın emirlerine şedid bağlanmaktır. Emirlerini severek yerine getirmektir. Şimdi geçenlerde araba kullanırken radyoda dinliyorum. Kur'an meali dinliyorum. Orada ayette bahsediyor. Onlar diyor Allah'ın adı anıldığında kalpleri yerinden çıkarmış gibi olur. Ve onlar Allah'ın Kur'an ayetleri okunduğunda imanları artar. Ve onlar Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmezler, itimat etmezler diyor. İşte ölçü konuldu. Son kısmı bir daha alabilir miyim? Allah'tan başka kimseye güvenmezler. Yani bu çok şey değil mi? Paramız var, gücümüz var, gençliğimiz var. Yüksek yerlerde tanıdığımız var. Yani biz onlara güveniyoruz değil mi? İşte demin dedik ya, vesileye olan inancı, Allah'a olan itimadını, vesileye olan itimadı Allah'a olan inancını yitiriyor maalesef.
Onun karşılığı da bu sanırım. Bu oluyor. Ayet-i Kerime'ye muhalif olmak. Tabii ki. Farkında olmadan öyle oluyor. Yani şimdi hocam herkes kendine bir sorsun. Bak ne diyor? Allah'ın adı anıldığında bu ayetin muhatabı vardı ki ayet nazil oldu. Sahabe efendilerimizdi. İşte Allah'ın adı anıldığında diyor kalpleri yerinden çıkacakmış gibi olur diyor. E şimdi hangimizde bu hal var? Ben bunu da düşündüm. Bunun bu ayetin 2022'ye yansıması ne? İşte nedir? Evet belki bizim kalbimiz yerinden çıkacak gibi olmuyor ama senin namaza gösterdiğin ehemmiyet, Allah Resulüne gösterdiğin ehemmiyet, harama helale gösterdiğin dikkat, işte bunların hepsi belki kalbin yerinden çıkmaz ama sendeki tezahürü bu olması gerekir diye düşünüyorum. Allah'ın emirlerine, Allah'ın muhabbetine böyle bir komşuna, arkadaşına yaptığın muhabbet gibi değil de böyle kalbini titreten, seni hizaya sokan bir hal olması gerekir. Yani şöyle düşünüyorum, biz en fazla korkudan yerinden oynayabiliriz. Yani muhabbetten, sevgiden de biraz uzağız sanki. Yani. Şimdi Allah'tan, yani Allah korkusu lazım, adama Allah sevgisi de lazım. Korku da adama amel yaptırır ama sevgi daha çok yaptırır. Korku bir yere kadardır. Şimdi korktuğundan emin olmaya başlar insan. Atıyorum bir belaya düşer olmuştur, korkmuştur. O bela ondan gider. Problem çözülür, artık korku gider. Devamlı olan, insanda sirayeti uzun olan şey sevgidir. Allah sevgisidir. Yani cehennem korkusu veya cennette alacağımız mükafatlar yerine yine şairin dediği gibi, Yunus Emre'nin sözü bal eylediği gibi, cennet cennet dedikleri 3-5 huri onu isteyene ver, bana seni gerek seni. Eyvallah, eyvallah. Yine buraya geliyoruz herhalde değil mi? İşte onu Yunus Emre Hazretleri deyince yakışıyor. Ben desem olmaz o. İşte narın da hoş, nurun da hoş demiş ya. Bana kalırsa nurun da hoş, nurun da hoş. Yani ben nasıl çekeyim onu yani? Öyle nara falan talip olmak, o yangınlara talip olmak. O ateş tabii, çok yakar. Şimdi geçenlerde ben bir programda bunu konuk olmuştum. Anlattım, size de anlatayım. Yani aşk dedik, ateş, yanmak falan dedik ya. Dervişin bir tanesi bir rüya görmüş. Rüyasında böyle kalbi gizli gizli Allah'ı anarilmiş. Letaiflerin Allah desin diye her zerresini hissetmek için böyle. Hatta böyle ya kimseyi gözüm görmesin. Nasıl Hira mağara kapalıdır ya böyle. Mağara mahiyetinde üzerinde böyle bir örtü örtmüş. Başını aşağıymış böyle Allah 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 diyormuş. Tabi rüyadır bu. Allah'ı anarken birisinin yanına geldiğini hissediyor. Artık orada da evradı zikri bitiyor. Örtüsünü kaldırıyor. Bakıyor ki yanında bir sultan, bir Allah dostu oturmuş. Ve demiş ki efendim demiş görüyor musunuz Allah Allah diyorum. Kalbimi Allah'a dönmek istiyorum. Allah'ın aşkıyla yakmak istiyorum, yanmak istiyorum. Bir türlü bu kalbi ateşlere veremedim. O da böyle bakmış demiş evladım yanıp da ne yapacaksın? Ateşin kulu olursun da haberin olmaz demiş. Evet. Yanmak için değil Allah için Allah de. Evet. Bak cevaba bak abi. Yanmak için değil Allah için Allah de. Ne demek isteniyor? İşte hali için, ateş için, yanmak için Allah dersen bu maksut değildir. Bu maksut olmaz. Onunla ateşte kalırsın da haberin olmaz. O vesilede kalırsın da haberin olmaz. Sen Allah için Allah de, artık o sana ne lütfeder, ne bahşeder bilinmez. İşte yanmayı beklemek de doğru bir şey değil yani. Bu nedir? Şimdi insanlar dizilerde falan izliyorlar, görüyorlar da oradan onun etkisiyle bir şeyler altına giriyorlar. Değil. O diziyi izliyorsun. Bir gün sonra sokağa çıkıyorsun. Bakıyorsun yananlar yok. Yanında yok, sağında yok, evinde yok, iş arkadaşında yok. Nerede bu yananlar? İşte yanmak dediğim şey insanın kendinde olup bitecek bir şeydir bu yani. Ve affedersiniz o yanmak dediğim şey Allah'tan gayri ne varsa içinde hepsini yakmalı. Allah'ın sırrına erişmeli. Allah'a gizli gizli gitmeli. Görünmek, bilinmek istememeli. Ve öyle bir tat olur ki, öyle bir lezzet olur ki sanki yeryüzünde bir kendi kalmış bir Allah kalmış. Öyle bir hal olur. Önün arkasına bakmaz. Ha bazen olur kendisini en önde, bütün insanlık sanki arkada kalmış bir en önde o gidermiş gibi. Bazen tam tersi olur. Bütün insanlık önde gider, en arkada bu kalmış gibi. Öyle bir cilvesi olur. Ama işte bunu andıkça ya Allah lafzı, Allah sevgisi kolay bir şey mi ya? Onu kalpte tutmak. Yani şu laf söylenip geçecek bir şey değildir ya. Yani benim muhabbetim işte dağa taşa sığmadı.
kulumun gönlüne sığdım diyor ya. Allah senin gönlünde ya. Dağda taşta arama, başkasında arama. Sende başladı bu serüven, sende bitecek. O kabrede yalnız gireceksin. Aslında insan yalnızdır zaten. Gerçekten insan yalnızdır. Ve ama öyle bir yalnızlıktır ki bu. Bazı yalnızlıklar vardır. Tek başına gidersin, adama yol aldıran bir yalnızlıktır. Ama bazı yalnızlık vardır, adamın başına beladır. Yalnızlık, tek başına olmak başka bir şeydir. Yalnız kalmak başka bir şeydir. Kalabalıklardan arınıp tek başına kalmak o bambaşka bir şeydir. Halkın içinde haklı olmak eyvallah, zor mudur efendim? Tabii ki. Zaten işte insan Allah'ın da işte tasavvufun maksudundan bir tanesi de odur işte yani. Seni halktan koparmaz. Halkın içindesindir, kalbini Allah'a dönmüşsündür. Bu daha kıymetlidir. Dağda dervişlikle şehirde dervişlik bir değildir. Yani sen dağda 5000 Allah demekle burada 5000 Allah demek farklıdır. Günlük yaşantının içerisinde mecelle kurallarına uyacaksın. Tabii ki. Hayatını idam ettireceksin. Ya hanım bir şey diyecek, sükut edeceksin. Eyvallah. Çocuk bir şey isteyecek, şeriata da aykırı olsa, işte dine diyanete de aykırı olsa, cehalet de olsa bazen sabredeceksin. Öfkelenmeyecek. Tabii ki. Çok zor bu yaşam. Ya bak ateş dedik ya, öfke de bir ateş. İnsanı öfkelendiren şey nedir? Öfke ateşi var ya, başka ateşe de benzemez. Onu insanın kendisinden başka söndürecek kimse yoktur. Öfke ateşi her tarafı yakar. Etrafında ne varsa, karısını da, anasını da, babasını da, iş arkadaşını da. Öfke hakikaten bir illettir yani. Ve insanı işte kendini bilmeyen Rabbini bilmez diyor ya işte. Kendi sıkıntılarını, kendi huylarını kişi bilmez ise öfke ateşini, kibir illetini, hatta kibir de yani öyle bir şeydir ki aslında kibir de yanlış anlaşılıyor. İnsanın insana pek kibiri olmaz. Hakiki manada kibir sahibi insan Allah'ın emirlerine boyun eğmeyen insandır. Kibir Allah'a olur. Allah sende kulluğunu istiyor. Sen yapmıyorsun. Bak sen kibirlisin işte. Kulun kula kibrinden ne olacak? Mühim olan Allah'a boyun eğmeyip de onun emirlerine boyun eğmeyen kişi kibirlidir. Aklıma bir kısa geldi efendim. Müsaadenizle arz edeyim. Hocası talebesine diyor ki evladım 20 yıldır yanımızdasın. Artık Anadolu'ya seni irşada memur eyledim. Buyur git Anadolu'ya. Orada irşada memur eyledim seni. Talebe gidecekken en son hazırlığını yapıyor. Sevinç içerisinde hocasının yanına gidiyor ve diyor ki hocam bana son bir emriniz, son bir nasihatiniz var mı efendim? Hem duanızı alayım hem son nasihatinizi alayım. Evet evladım diyor. Sana son nasihatim ilahlık iddiasında, peygamberlik davasında bulunma. Talebe şok oluyor. Efendim 20 yıldır dizinizin dibindeyim. Böyle bir şeyi nasıl söylerim? Bunun hikmeti nedir? Diyor ki efendim evladım her istediğim olsun istersen bu ilahlık iddiası. Her söylediğim dinlensin istersen bu da peygamberlik davası. Eyvallah. Allah-u Teala bizleri bundan muhafaza eylesin. Her söylediğimiz olsun istiyoruz. Bu da sanırım kibre bir örnek. Tabii ki, tabii. Her söylediğimiz söylensin, dinlensin istiyoruz. Sanırım bu da bir kibre örnek. Allah bizi bunlardan muhafaza eylesin efendim. Amin, amin. Yani vesselam herkes bir ateşin içindedir. Herkes bir şeyin sarhoşluğunu taşır. Bu sarhoşluk da içilen, tutulan bir şey değildir. Bu gaflet sarhoşluğudur. Sızmadan ayılmanın yoluna bakmak lazım gelir. Ve yine herkes bir ateşin içindedir. Belki teni yanmıyor diye, canı yanmıyor diye ateşlerde olmadığını zannetmesinler. Gaflet de bir ateştir. Şiir ama bu ateşle mi, bu gönle düşen korla, ateşle ortaya çıkan bir şey değil midir? Yani şair için biraz da bu ateş lazım gibi sanki. Öyle yani, onun bir tasvirini evet yapılmıştır. Yani kendisini hep böyle bir ateşlerin yangın içerisinde gördüğünü, o ateşin içinde bulduğunu söyler. Hatta biraz önce konuşmuştuk ya, Nurullah Genç Hoca'nın bir şeyi evet, var diye, şiiri var suyu diye. Suyu da yakan, evet, sahili de yakan bir ateş. Eyvallah. Yani
o şiire de baktığınız zaman bak o da bir ateşin arkasından konuşuyor. Bir yanmışlık var değil mi? Evet. Ve ne oluyor? Gerçekten o da kelimeleri yakmış. Dinleyeni yakmış. Bunu dinlemezsek, biz bunu bu kelimelerin bizdeki karşılığını bulamazsak artık ne olur insanda? Yani yanmak olmaz. Dinleyen de tesir olmaz. Ha bazen soğuk da yakar adamı. O da ayrı bir meseledir evet, ama. Evet buz yanığı da evet, zordur. Evet buz yanığı da vardır. Ama Nurullah Genç burada neyi yakmış? İsterseniz lütfederseniz onu da bir alalım. O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim. Su yandı, kum da yandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum da yandı. Yurdundan dolaştırıp mahrum ettim Cem gibi. Ruhumla söndü alev. Sonra ruhum da yandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum da yandı. Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım da yandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpine dokunan kanlı ahım da yandı. Bir damla su ver bana ey çöl. Bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak. Günahım da yandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı heyhat. Ordugahım da yandı. Köleleri her akşam duman kıldı gözlerin. Başıma tac ettiğim padişahım da yandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıblegahım da yandı. Eyvallah. Yani Allah. İfadeleri görüyor musunuz? Yangın. Yangından bir servet çıktı. Ya. Evet. Muazzam. Burada bir yıkım da var. Yangınla beraber bir yıkım da var. Sanki sizde de bir yıkılmış bir ülke, ülkem de yandı diyor. Yıkılmış bir ülkeyle ilgili bir şiiriniz var mıydı? Öyle bir şey mi hatırlıyorum? Veya son kublesinde öyle bir şey vardı. Lena mıydı? O Lena mıydı? O Lena da mıydı? Daha yayınlanmamıştı. Yayınlanmayan bir şiirim var. Lara isminde. Lara'da, evet. Son kısmını en azından daha şey değilse. Yani ne zaman seni düşünsem bir cenk meydanı kuruluyor içimde. Kılıçlar çekiliyor kınından, duvarlar yıkılıyor, yeniden çiziliyor hudutlar diye. Yani yıkan bir şey, yani düşünün işte sevgiliye, o maşuku, gönlünü bağladığı kişiyi düşündüğü an bir cenk meydanı kuruluyor diyor. Ve kılıçlar kınından çekiliyor. Cenk meydanında savaş alanında ne olur? Kaleler yıkılır, duvarlar yıkılır, hudutlar yeniden çizilir. Ben de buna dem vurmuştum. Daha onu yayınlamadık. Ama son dörtlüğünü sizinle paylaşayım. Yani dedik ya, o şiir okuduğu zaman insan bazen tarihte bir karaktere götürür. Tarihte olan bir hadiseye götürür. Tabi bu her şairin de bir kendince bir uslubu, bir tavrıdır bu. Onun son mısralarında şöyle bir şey vardı. Buhtun Nasır kabrinden kalksa, Babil şehrini yeniden kursa, binbir güzelleri karşıma dikse, değişmem, değişmem saçlarının tek bir teline. Yani işte bunları söylediğiniz zaman yani Babil şehrine gidiyorsun, Buhtun Nasır'a gidiyorsun. O zamanki tarihi araştıran, bilen insanlar buna malum olur yani. O zaman da şiirde bir anlam ifade ediyor. Bir mukayese yapılıyor. Tarihte yerini almış şahsiyetleri, tarihe not geçilmiş böyle bir hadiseleri bugünden değerlendirmek işte böyle bir şey oluyor. Bunun adına da şiir diyorlar işte. Evet, bunun adına da aşık diyen de var. Bunun adına hudut çizen de var. Bizim hudutumuzda Cübbesiz Vahit Efendi çiziyor. Ve sınırımızı çizdi yine. Neyle kapatalım? Son sözünüzü aldıktan sonra yine bir şiirle mi kapatalım? Yine bir saz bağlamayla mı kapatalım efendim? Bağlama uygun olur mu? Yani kapatalım. Aslında ben çok da bağlamayla anılmak istemiyorum. Yani çok iyi de bir bağlama çalan biri de değilim aslında ama. Artık halka mal oldunuz. Yani talepleri de göz ardı etmeyelim.
Evet, yani şimdi bağlama değil de bir şiir mi Evet, okusak? eyvallah, eyvallah. Yani siz ne buyurursanız, şiirden önce dinleyenlerimize, izleyenlerimize söylemek istediğimiz bir şey varsa onlar da ilave edelim. Esenlikleri dileyelim. Daha sonra şiirle kapatalım efendim. Son sözümüz yine şiir olsun. Bu arada Dent Havalandırma'ya tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu muazzam mekanda bize teneffüs etme imkanı sunduğu için Allah Recep abiden razı olsun. Amin. Ben de çok teşekkür ediyorum Recep abi. Ne zaman desek yani bizi kırmıyor. Kapısını açıyor. Allah razı olsun. Yani söylemek istediklerim şu minvalde. Bizi dinleyen kardeşlere, dostlara, arkadaşlara hep niyazım, duam, arzu isteklerim şu yönde olmuştur. Yani benim söylediğim şeylerin bu kardeş, bu sefil adam yabancısı olmasın. Söylediğim şeyler yabancı kalmayalım. Gerçekten ben bu işi yapıyorum, biliyorum, ediyorum. Asla böyle bir iddiam yok. Olamaz da. Ömrümün hiçbir noktasında olmayacak. Bunu biliyorum. Sadece ben bunun derdindeyim. Güzel yaşayıp, güzel gitmek istiyorum bu dünyadan. Güzel anılmak istiyorum. Hatta derlerdi böyle, kardeş nasılsın? Cenazeme adam topluyorum derdim. Eyvallah. Böyle gönülde gezme arzusu olan biriyim. Söylediklerimize yabancı kalmayalım. Söylediklerimizi yaşayan ama sinesinde tutan, çok da bağırıp çağırmayan bir adam olmak isterim. Ahirete gittiğimiz zaman da böyle problem yaşamayan bir kul, Allah'ın razı olduğu, seninle razıyım müjdesine mazhar olmaktan başka bir derdim yok. Bu minvalde dua istiyorum. Başka da bir... Müslüman uyanık olurmuş. Geçen bölümde de söylemiştik. Reçeteyi Değil siz sabit tutmuşsunuz maşallah. mi? Eyvallah. Hangi şiir alalım efendim? Hangi şiir alalım? Hatırıma da gelmiyor. Yani güce varsa hafızanızda Şeyi okuyalım yine. yumurtla olan. Madem bizim şiirlerden okuduk. Şairlerde de böyle. Kendi şiirini pek ezberleyemezler ya. Bende de var o hastalık. En azından bir parça da alabiliriz. Sonunu başını olabilir. Tamam Olur. varsa onu da alabiliriz. Oturup düşünürken koşar gibi yoruluyorum. Kılıçsız kuşatıldım ben. İpsiz bağlandım. Ne kalmayı becerebildim, ne de ayrı durabilmeyi. Bu başa alınmaz sevdayı nasıl anlatayım? Kolay gelmedim ben bu yaşıma. Neredeyse 40 yıl oldu, buradayım. Bilirsin, 100 yıldır yollarda gibiyim. Anlatamıyorum. Kayboluyorsam seni ararken, düşüyorsam yine hep aynı yerlerde, bırak, bırak ben yine mahcup olayım. Senin hafi ve göklü ellerine muhtaç olayım. Ya Rabbi, vaktim azaldı bilirim. O muhkem rüyayı bir daha göreyim. Ankebutun ellerinden ve kuşların ayaklarından öpeyim. Bu da benim Ankebutun Elleri isimli şiirimdi. Eyvallah. Allah razı olsun. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel oldu, muhabbet oldu. Eyvallah. Allah sizi de eksik etmesin. Ben de size hayırlar diliyorum. Allah-u Teala razı olsun efendim. Efendim biz de izleyenlere esenlikler diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Muhabbetler sunuyoruz efendim.